Siz tanışıyor musunuz? Tabii ya, nasıl aklıma gelmedi? Merhaba Çiçek. Çiçek, Selim Yıldız'a dikkatlice baktıktan sonra... Miro! Gerçekten hayal evreninden çıkanlar muhteşem. Efendim? Kim dediniz? Ünlü ressam Juan Miro. Sevimli Yıldız, tekerlemeci kedi, garip kuş ve şimdi de şekerlemeye benzeyen çiçek. Hepsi ressam Miro'nun hayal gücünün eseriymiş. Şu gelen tuhaf şey de ne? Gerçekten ne öyle? Teessüf ederim. Tuhaf değilim. Ben bir spiralim. Bir spiral yoksa... Bak bak bak. Spiralin ne anlama geldiğini bilmiyormuş da şu an hatırlıyormuş numaraları falan. Sen Nusret Çolpan'ın birçok eserinde kullandığı spiralsin. Peki tablodaki adam kim? Tablodaki figür Osman Hamdi Bey'in kendisi. Osman Hamdi Bey birçok resmini yapmadan önce tablolarında resimlediği figürlerin kıyafetlerini giyermiş. Peki ya kaplumbağalar? Onlar da mı poz vermişler? Bilmem. Bunu sana sormak lazım kaplumbağa. Aferin. Geometrik şekillerle dolusun. Olamaz. Hiç de mavi değilsin sen. Galiba doğadaki nesneleri geometrik şekillere dönüştüren ünlü bir ressamın portresisin sen. Ve işte ressam yılanın son söyledikleri üçgen portrenin kendisini çizen ressamı hatırlamasını sağlamış. Ah, hatırladım. Picasso. Oo, yani şu ünlü ressam Pablo Picasso mu? Evet. Ressam Pablo Picasso'nun resmiyim ben. Yok, onu şimdi söyledin. Biraz öncekini diyorum. Vincent Van Gogh'la konuşmalar falan. Evet, ne kadar güzeldi değil mi? Ünlü bir ressamın otoportresiyle konuşmak harikaydı. Kendin yaz, kendin oyna. Ne güzel. Neden bu kadar şaşırdığını anlayamadım. Bu masalda sen de varsın işte. İçinde Van Gogh olan bir masal da ben olmazsam olmaz zaten masalcı. Biliyorum tabii ki çünkü sen... Çünkü ben Van Gogh'un en çok kullandığı renklerden biriyim. Kim bilir, belki de en sevdiği renk benimdir. Uzak, o çok uzak Hollanda'da... Hop masalcı! Masalcı, ne haber? Yani gayet iyiyim ama galiba siz gittikçe çoğalıyorsunuz. Biz zaten çoğuz masalcı. Binlerce tonumuz var. Tabii ya, milyonlarca renk. Ama sadece üçünüz buradasınız. Hala şimdi dört oldu. Başka gelecek olan var mı? Bakıyorum da hemen havaya girdim masalcı. Merak etme, başka yok. Bu dört renk, sarı, kırmızı, mavi ve beyaz. Acaba... Bak bak bak. Yine kendi yazdığı senaryoyu bilmiyorum numaraları. Hadi hadi. Bunlar Mondrian'ın renkleri. Kesinlikle ünlü ressam Piet Mondrian. Evet Sarı, tebrikler. Mondrian için önemli olan dikeyler ve yataylardır. Mondrian tablolarında üç ana rengi kullanmıştır. Kırmızı, mavi ve sarı. Tabii ki dikey ve yatay çizgilerde. Sanırım beni tarif ediyorsunuz. Hayır, ben aslında Mondrian'ın ünlü tablolarından biri olan iki numaralı kompozisyonu denek istemiştim. Merhabalar. Aynı ben işte bu. Oo, siz ünlü ressam Vermeer'in tablolarından birisiniz. Evet ama siz de kimsiniz? Şimdiki zamanın masal anlatıcısıyım. Vermeer hakkında araştırma yaparken masal içinde masala düştüm. Üzgünüm. İnci küpeli kız, Hollanda'nın Mona Lisa'sı, Barok dönemin incisi. Evet. Etkileyici dramatik eser. Bla bla bla. Çekilir misiniz lütfen? Gitmem gerekiyor. Tabii, buyurun lütfen. Çok centilmensiniz bayım. Teşekkürler. Rica ederim. Wow! Ne çok kahraman. Biliyor musun? Stanley'i Marvel sinematik evrenindeki birçok filmde görebilirsin. Hatta çizgi roman sayfalarında. Özellikle o sayfalarda. Scott McCloud'un çizgi romanı Anlamak adında harika bir kitabı var. O da başka bir süper kahraman mı acaba? Çizgi roman kitaplarının da birer sanat eseri olduğunu ispatlamaya çalışan günümüzün en büyük süper kahramanı bence. Wow! Harika. O zaman bize abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.
O zaman... O zaman...